Sevgili seyirciler, Azerbaycan Türk Ocağı 101 yıl sonra yeniden faaliyete başlıyor. Başkent Bakü'de düzenlenen toplantıyla duyurulan Türk Ocağı, Azerbaycanlı milletvekilleri Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür Müşavirliği, gazeteciler ve iş adamlarının katkılarıyla kuruldu. Şimdi Bakü'ye gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Fatih Avnos'un önemli bir yayın konuğu var. Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Akif Aşırlı, Türk Ocağı'nın dününü, bugününü konuşacaklar. Sözü onlara bırakalım. Azerbaycan Şark Gazetesi'nin merkezindeyiz. Burası adeta bir müze, basın tarihini andırıyor. Azerbaycan'ın kuruluş yıllarından itibaren, aslında o yıllardan bugüne faaliyet gösteren bir gazete. Azerbaycan'ın tarihine, yakın tarihine özellikle şahit olmuş bir gazetedeyiz. Ve o gazetenin de, Şark Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Sayın Akif Aşırlı yayın konuğumuz olacak. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Önce sıcak günden, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ ile bağlı sözleri vardı, ifadeleri dünya liderlerine seslendi. Oldukça da büyük yankı uyandırdı Azerbaycan'da. Sayın Akif Aşırlı, sizden alalım öncelikle, nasıl yansıdı Azerbaycan'a o konuşmalar? Önce davete göre, canlı yayın yaptığınıza göre teşekkür ederim. Tabii ki Türkiye'de baş veren hadiseler Azerbaycan medyasında hemşe çok dikkat alınır. Məxsus olarak Sayın Erdoğan'ın 74. BMT sesiyasında dünya düzenində baş veren hadiselere ve dünya liderlerine ve dünyaya açıklamalar çok önemli noktalar vardır ve bu önemli noktalardan biri de məhz Qarabağ sorunu üzerine dikkati çekmesi ve en çok dikkati çeken məqamlardan da biri BMT'nin zamanında Qarabağla alakalı kabul ettiği qətnamələri hatırlaması oldu. Yani onun kısa bir fikrinde çok büyük bir ciddi mənalar vardı ve mesajlar vardı. Qarabağ sorunu həll olunmalı ve adalet prinsipleri esasında öz həllini tapmalı diye Erdoğan beyan etti ve bu Azerbaycan xalqı, Azerbaycan ictimaiyyət tarafından çok müsbət ve çok ciddi önem kəsb edən bir mesaj kimi kabul olundu. Yani sosyal medyada. Bəli. Mən indi onu konuyorum. Yani klasik medyamızda, gazetelerimizde artık bu, yani biz bu onun üzerinde çalışıyoruz ve bugün siz sosyal medyaya nəzər yönelsek, görürük bir neçə konu üzerinde en baş meselelerden biri Sayın Erdoğan'ın açıklaması, Qarabağ sorunun üzerinde dayanmasıdır. Elbette yani Türkiye her zaman Azerbaycan'ın Qarabağ sorununda yanında olduğunu Azerbaycan cemiyeti, Azerbaycan ictimaiyyəti çok güzel bilir ve Erdoğan'ın da əzmlə siyasi irade ortaya koyarak BMT'nin yüksek tribunasından Qarabağ həqiqətlərini, Qarabağ sorununu BMT'nin kanunları çərçivəsində və əvvəlcə qəbul etdiyi qətnamələrin yerinə yetirməsi baxımından diqqətə gətirməsi bizim üçün çox önəmli oldu və düşünürəm ki, yəni bunun çox böyük etkisi ola bilər. Evet efendim, bir de diğer taraftan 101 yıl sonra yeniden faaliyete başlayan Azerbaycan Türk Ocağı hafta sonu burada açılışı gerçekleşti. Sizden kısaca Türk Ocağı'nı tanımak isteriz. Faaliyetleri neydi? Neden kapatılmıştı? Şimdi neden açıldı? Sizden alalım. 1918'de May ayının 28'inde Azerbaycan istiklalını beyan eden zaman, yani artık Bakı işgal altındaydı ve Bakı etrafı Erməni Bolşevik birləşmələrinin işğalı altındaydı. Sentyabrın 15-də Qafqaz İslam Ordusunun 6 aylık savaşı nəticəsində Bakı işğaldan azad olunandan sonra, azad edildikdən sonra milli hökumətimiz, Cumhuriyyətin milli hökuməti Bakıya köçdü və ondan sonra başladı milli təsisatlarını qurmağa. O qurduğu təsisatların ilk öncəsi Türk Ocağı'ydı. Ve bu Türk Ocağı esas ideya olarak kaynağını 1912 yılda İstanbul'da kurulan Türk Ocağı təşkilatından alırdı. 1918 yılda burada Abdullah Şaik, Əhməd Cavad, Abbasqulu Kazımzadə ve diğer Azerbaycan ziyalılarının müraciəti esasında Azerbaycan Milli Hükümeti karar kabul etdi. Ve Türk Ocağı Azerbaycan'da açılsın. Ve bir neçə il fəaliyyət göstərdi, 2 il müddətinə. Esas amacı Türk dünyasının birliği ideyasıydı. Yani esas dikkat Osmanlı Türklerinden, Azerbaycan Türklerini birbirine tanıtmak idi. Çünkü əlaqələr yeni kurulurdu. Mədəni əlaqələr, iqtisadi siyasi əlaqələr, yani bu konuda ve təhsil əlaqələr, elm sahasında Türk Ocağı'nı, Azerbaycan Türk Ocağı, Türkiye'den müəllim heyeti getirdi Azerbaycan'a, kitaplar getirdi. Çünkü Cumhuriyetin elə bir imkanları yok idi ki, başlangıçtan milli təhsil eğitimine başlasın.
Oradan gələn ziyalıları, məxsus olaraq Türk ziyalılarını, məsələn, qazetəçiləri Azərbaycana dəvət ediyordu, Azərbaycanın istiqlalını tanıtıyordu. Məhz Azərbaycan Türk olmağının amacı bundan ibarət idi. Çox təəssüf ki, 1920-ci ildə, aprel ayının 28-ci ildə Sovet Rusiyası tərəfindən Azərbaycanın işğalı Türk ocağının da fəaliyyətini dayandırdı. Biz 101 il sonra artıq bu ocağı bərpa etdik, yenidən fəaliyyətini canlandırdıq. Bunun üçün bir basın toplantısı keçirdik və orada da zamanında 101 il əvvəl Türk ocağının əsasını qoyan Əhməd Cavadın torunu Anar Axundzadə iştirak etdi. Deməli, həmən kuruculardan olan bizim milli şairimiz, türkçü şairimiz Abdullah Şaiqin torunu Ülkər xanım Talıxzadə iştirak etdi. Əli bəy Hüseynzadənin Azərbaycanda qardaşının torunu Cəmilə Hüseynzadə katıldı və eyni zamanda bizim bir neçə millət vəkilimiz Azərbaycan parlamentosunda təmsil olunan və tarixçi alimlərimiz bu Azərbaycan Türk ocağının kurulduğunu, yenidən fəaliyyətə keçdiyini bəyan etdik. Oldukça yoğun bir katılım oldu. Türkiye Cumhuriyeti Bakı Büyükelçiliği de herhalde destek verdi. Çok sağ olun, teşekkür ederiz Akif müəllim. Təbii ki, Türk ocağı genel mərkəzinə, Mehmet Özə özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. İstanbul Türk Ocaqları Kurumunun başkanı Profesör Cezim Bayrama minnettarlığımı bildirirəm və xüsus olarak təşəkkürlərim Sayın Böyükelçimiz Erkan Bey'edir. Erkan Bey bize her konuda yardım edeceğini ve Türk Ocağının faaliyetine destek vereceğini, mənəvi destek vereceğini beyan etti ve bu bizim için çok gurur verici, işimizde inamlı adımlar atmamız için bir esasdır. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz verdiğiniz katkılardan ötürü yayınımıza. Evet, Milli Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Akif Aşırlı yayın konuğumuzdu. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını, Karabağ meselesiyle ilgili konuşmasını, hem de hafta sonu kurulan Azerbaycan Türk Ocağı'nı konuştuk. Sözü artık size bırakalım. Evet, Bakü'den aktardı Fatih Avanos.